Çok güzel bir alet buldum. Çok pahalıydı kanka. $60. Böyle topuz gibi, tamam mı? Hani yuvarlak tıraş bıçakları var mıydı? Hani jiletleri yuvarlak. Ondan 5 tane düşün ve böyle. Kanka bütün kafayı. Uzun uzun. Evet, uzun. Aynen öyle. İsterim de göndersinler. Ben de canım sakın böyle. Burada böyle. O şeydi kanka. Sinek kaydı yapıyormuş. Tamam işte, tamam. Sen merak ediyordun ya kanka. O aramızda onu söylemeyeceğim. Hani nasıl oluyor da oluyor. Hatırlayamadım diye merak ettim. Hani ödül törenine gitmiştik ya. Hatırladım şimdi. Belki böyledir. Öyleyse istemiyorum. Selam, ben Uraz. Arkadaşlar bugün bir deha mızırbamı videosuyla karşınızdayız. Instagram hesabımdan. Ya çok garip bir şey fark ettim Seko. Instagram'ıma DM atıyorlar. Video öneriyorlar. Giriyorum bakıyorum profile. Beni takip etmiyor. Ben de aynı şeyi görüyorum. Niye takip etmiyor? Çok garip değil mi? Beni bulmuşsun. Bas mavi al gönlümü ya. Neydi bu video? Bak nasıl içimde kalmış. Sen gerçekten mi? Deha mızırba mı oğlum? Bence de deha. Deha mızırba mı? Mızırba diye hatırlıyorum. Ya. Kameranın arkasında 5-6 kişi var. Kimsenin mevzudan haberi yok ya. Nasıl olacak bu video acaba? Sen efsane gerçek setup'unu kuralım dediğin için ben de abi. Bu aynı zamanda deha mızırbamı setup'ı değil mi? O zaman deha mızırba diyeceğim. Tamam. Format neyse. Suç bende. Biraz önce deha mızırbamı dedim aslında. Hadi başlayalım. Sekon. Ha, ilkinde kanka sınavlar bitti mi? Lisede? Ben mezun oldum abi. Harbi mi? Aynen. Oo, congratulations! Nerede kağıt? Ne diyordum ya? Lise sınavları da mı bitti? Bitti herhalde onlar. Ya şu vereceğimiz bilgiyi benim nadide liseli arkadaşlarım, kardeşlerim kullanamayacak ama aklınızın bir köşesinde şey yapın. Buraya koyalım. F almış kız. F ne demek? Kaldı. Fevkalade. Fevkalade demek. Evet, bir ses duydum. Niye çıkmadı bir daha? Acaba oradan çıkmadı mı o ses? Belki de bilmiyorum, karıştırma. Neyse, şimdi kanka bak, alıyorsun, bantla mantla o F'yi yok ediyorlar. Hoca da biraz büyük ihtimalle geri zekalı. Ne not verdiğini hatırlamıyorum. Hatırlamadığı gibi kurşun kalemle F yazmış. Kurşun yazdığı F kurşun. Öyle mi? Evet, dikkat ettim. Gözenekleri var yazının. Ondan sonra hemen yanında cin fikirli bir arkadaşı var. Kanka arkadaşı niye silgiyle silmemiş bunu o zaman? Ya işte cin fikirli. Hop! Ama kırmızı silgiyle silince tam şey olmuyor yani. Bunu böyle yapıştırıyoruz üstüne, tamam mı? Bak F, fevkalade. Fevkalade daha da iyi olsun istiyor. Bak şu tam F'nin üzerinden... Kanka orası kalıyor zaten. İçini. İçindeki F var. Öyle mi? Evet. Doğru söylüyorsun. Bak F'yi şöyle şöyle üstünden bastıra bastıra sekon. Ne diyorsun? Kısmı gider belki. Çekiyor. Çek hazırız. Çok iyi oldu ya kanka. Sınav kağıdına gitti. Niye olmadı? Bir de tükenmez de denesene. Evet, kırmızı bir tükenmiyor, mavi de olur değil mi? Kırmızı olmasına gerek yok. Evet. Tükenmez de deniyorum. Sınav kağıdı gitti kanka. Aslında bayağı çıkartmış ha Seko. Çıkartmış. Hemen bizim lisede de cin fikirli arkadaş kimdi tahmin edin. Serkan Arca. Geçen bayramda İzmir'e gittim kanka. İtiraf etseydin artık notlarını annene babana. Zaten orada sofrada benim bu muhabbetlerden başka hiçbir şey konuşulmadı. Abi bütün notları değiştiriyordu herif. Dedeme itiraf et. Dedim zamanında dedim coğrafyam 4'tü diye bana kızmıştın, hatırlıyor musun dedim. Aslında 4 değildi. Dedim o 1'di. Biri böyle 4 yapıyordu. 4 diye kızmış mıydı lan? Evet, coğrafyada 4 mu olur diye kızdı. Çünkü 1'den 5 yapamıyorsun. Hani şey. Sekom'un hep böyle çocukluğu, hep dalga dümen ya. Çekiyorum. Çok iyi oldu. Kanka şey daha mantıklıymış kırmızı kalem ya. Adamın asabını bozuyorlar. Bildiğin zırva. İki tane tip kalemle denedik. Kağıt şeyimizi de koyduk bandımıza. Kırmızı yine bir nebze oldu da. Kırmızı oldu. Evet aslında biraz çıktı da hala burada. Hoca bir de bastırmadan yazıyormuş evet. Yani hani rahat rahat yapabilsinler diye. Ya geçenlerde 5 Minute Craft kanalı var ya işte çoğu onlardan. Kendi videolarına saçma videosu çekmişler onu abi. Onu ben de gördüm. Sanki işte ben yapıyorum o videoları. Hatta şeyi koymuşlar. Elmas çıkıyordu ya biz burada. Sanki ben yapıyorum. Benden gördüler. İddia ediyorum bunu. Nerede bak beni yine sinirlendirdi ya. Kanka şimdi kadın takipçilerimiz artıyor biliyorsunuz. Seko ile beraber bir %10'luk artış başladı. Ki Seko kamera arkasında düşünün. Önüne geçsen. Merve Özkaynak, Duygu Özaslan hangimizde daha çok kadın takipçi olur? Tartışılır yani Seko yanıma oturursa. Belki de tartışılır. %92 yükselir diye düşünüyorum. Şu an %35'lerde. %92'ye çıkar. O %8 de ha, unutmuş. Akrabamız falan. Evet evet. Evet onlar yani. Şimdi ojeli bir life hack. Oje ve
Mısır nişastası. Şimdi mesela oje parlak ya. Sen diyorsun ben mat kaplama yapacağım. Arabalara yapıyorlar ya. Çağrı da soruyor kanka bu oje kimin kimin diye. Serkan. Şöyle döküyoruz tamam mı? Ojemizi döktük. Şimdi biraz Allah kahretmesin. Şuradan bir tutam alalım. Şuraya elime yapıştı lan bunun hepsini. Şuradan da alalım. Oldu mu Seka? Yeter mi bu kadar? Biraz daha koyuyorum sanki. Mat olacakmış. Bir karıştırmak için şuradan bir şey. Şuradan var abi. Ha, şurada şey pipet var. Şuradan mı olur? Böyle karıştırıyoruz Seka. Biraz daha koyalım ya. Bence de. Koyulmuyor ki anlamadım gitti yani. Elimde kalıyor hepsi. Akciğerlerim mısır nişastası doldu şu an. Bu oje kokusu da güzel ha. Sever misin Seko? Bayılırım ya. Harbi mi? Şimdi bizim narin ellere ihtiyacımız var. Tabii ki adres belli. Ama ben kameradayım abi. Olsun ben olsun. İyi hadi tamam. Tamam gel gel abi gel. Ama gözükme elini böyle tutacağım. Tamam buradan kameranın oradan. Aynen. Ha, kameranın elinden şimdi şöyle koy. Ya abi ne kadar narin eller ya işte. Burak sen şekersin. Tamam. Şimdi önce normalini sürdüm bak Seko. Güzel oldu mu? Oldu deriye şey yapma. Ya evet abi kusura bakma çok bilmiyorum senin kadar. Kabasını da alayım ben bunun. Çok gitti kanka bu komple parmak gitti. Nasıl rakip olacağız Merve'ye? Yapacağız bir şeyler artık. Elimde de bak tüy yok kanka. Ay inanılmaz. Babamın da yoktur. Evet abi ailede. Çok ilginç. Çok ilginç. Yani adam ilginç bir aile biliyorsunuz. Sürmesi daha zor oluyor. Mat olacak. Bak buradan alıyorum, banıyorum böyle. Sen de fena sürmüyorsun ha. Çok güzel sürdüm kanka. Baksana yani elini batırdım Seko kusura bakma. Önemli değil yıkarız. Yıkayınca çıkıyor muydu bu? Yıkarız dedi o şeye. Manikürcü gibiyim ya. Kanka çok sürdük sanki ya. Öyle mi diyorsun? Ne yapacağız? Böyle mi yapacağız? Fazlasını al onun ya. Kanka sıyır artık onu tabağa da fazlasını al. Ekmek getirin ekmek banalım isterseniz. Kanka garip bir şey oldu bu ya. Bakıyoruz matlık parlaklık belli mi? Seko sen daha iyi görürsün kendi elini. Bence biraz rengi açıldı sadece o kadar. Oğlum gitti ya bu plastik makyaj gibi oldu. Vur bakayım flaşı. Ne diyorsun Seko? Rengi açıldı be abi. Değil mi abi? Ama yok ya. Yok. Bence bir matlık yok abi ya. Demet'e soralım fikrini. Demetciğim sence ne diyorsun bu konuda? Kurması lazım birazcık. Kurusun o zaman öyle devam edelim. Tamam teşekkürler Seko'cum çekebilirsin elini. Seko'cum. Evet. Vallahi bak. Bekledikçe matlaştı. Bekledikçe matlaştı bir de düzeltti biraz Seko. Çünkü ben süremedim kendi parmağını daha iyi tanıdığı için. Parlak mat evet. Ama çok tırtıklı. Şey kameraya yaklaştırayım elimi ben öyle çekeyim. Aynen. Deha mı zırva mı ne diyorsun? Ya bir matlaştı sanki de. Demetciğim ne diyorsun? Sen ojeyi bizden daha iyi biliyorsun. Deha olabilir. Deha. Sekocuğum, şimdi şuraya koyalım. Ne koyuyorduk lan? Ha, kelepçeyle gider temizliği şu plastik kelepçelerle. Bombayı biliyorsunuz, hep söylüyordum. Seko'mu kaçırmak istiyorlar. Geçen gün yer veriyorum Osman Bey'de. Seko'mu kaçırmaya çalıştılar benim. Evet abi ya. Seko'mu benim kaçırmaya çalıştılar. Arabaya atıp artık ne yapacaklarsa arabadan gel buraya gel seni götüreyim diyenin cinsiyetini de söylemek istemiyorum. Bu çocuğa daha çok mukayyet olmamız lazım abi. Gerçekten alır götürür. Bir şey diyeyim yalnız çok korktum. Abi korkulmayacak gibi mi Seko'm? Harbiden korktum. Bir geliyoruz buraya Seko yok. Bir gün oluyor, iki gün oluyor, üç gün oluyor. Seko yok. Allah korusun. Neyse ne yapıyorduk oğlum biz ya? Gider. Şimdi kanka bir kere adamın kelepçesi na böyle kalın. Olsun bizimki ince. Yanından. Bir burasından veriyoruz kesiyi. Allah elimi kestim lan böyle bir şey olur mu? Nasıl başardın? Ne bileyim anlamadım ya. Ya Seko bu çok zor lan. Bak açtık, kestik, döndür böyle. Kesilmiyor bile makas ya. Makas değil de şey daha mı yok? Falçata. Kanka falçatayla keseriz biz elimizi abi. Ya. Şu Seko gördün mü? Şu evet. Çentik. Öbür tarafa bir tane daha çentik atıyoruz şimdi. Oh, şurayı sakatlanmadan bitirebilirsek şu kısmı. Şuraya bir çentik daha atıyoruz. Böyle. Mantık şu. Zikzak. Zikzak. Görüyor musun Seko? Evet, görüyorum. Birkaç tane daha yapayım ki daha rahat gör. Ben biliyordum böyle olacağını ya. Çok ince oğlum. Gideceğiz bunu bir deneyeceğiz şimdi. Ben diyelim yaptım tamam mı? Şu an yapıyor çocuklar. Lavaboda deneyeceğiz. Seko bak. Görüyor musun? Böyle tırtıkla sokuyorum içine. Çekiyorum. Çek. Bayağı bak topluyor ha Seko. Alıyor mu? Alıyor valla. Alıyor da abi geri çek. Oo geri çekmek çok zor. Çok milimetrik hesaplar. Aşağı da takılıyor çünkü. Hah. Sarı, kızıl, kahverengi. Seko'nun sakalı bile var burada ya. Aldı. Deha mı? Bence deha. Ha? Bence de deha. Gayet iyi. Şuraya yapıştıralım. Ay içme. Nişasta kaçmış. Su transferi. Pipetle su transferi yapıyorlar. Pipetimiz burada. Makas ha. Makas da burada. Şunu aynı boy yapalım. Seko'da biliyorsun simetri hastalığı var.
Tamam. Şimdi şaka bak, bükmeli. Evet. Pet, aynı oradaki gibi. Bir de hani suyun rengini de şey yapalım, atraksiyonunu yapalım. Şu şeye bayılıyorum işte bu görüntüye. Değil mi? Evet, gerçekten güzel gözüküyor. Yalnız size ben şimdi biraz sonra Amerika'dan aldığım gıda boyasıyla Çin'den aldığım gıda boyasının da farkını göstereceğim. Şimdi bak, güzelce iki damla da bu hale geldi. Tamam mı? Şimdi bunu içine sokuyorum Seko. Suyu emdiriyorum. Emdiriyorum. Sonra iki ucunu birden kapatacağım içerideyken. Oldu lan. Ama bir pet kısa yerdi. Ama oldu yani. Oldu lan. Hiç beklemiyordum. Harbiden hiç beklemiyordum. Aslında bu ne mantık? Benzin çekmiyor. Evet. Aslında benzin çekmiyorsun. Geçenlerde gidiyoruz kanka. Avukat bizim bir arkadaşımla. Sen anlat, ben de bir şey anlatacağım. Benim arabanın benzin patladı gitti. Daha doğrusu bitmek üzere. Bir de biz biliyorsun uzakta oturuyoruz. Benzin istasyonu da yok etrafta. Abi geldik işte, kullanmadıkları bir arabaları varmış. Oradan çekiyoruz babam. Çekiyoruz kanka, artık midem bulandı, kusacağım. Meğer üflemek gerekiyormuş. Üfleyip basınçla o kendi zaten atıyormuş. Zaten şeye ulaşamıyorsun ki. Depoya. Tabii artık yeni arabalarda şey var. Böyle bir filtre gibi bir şey var. Hani çekemesinler benzini diye böyle. Biz abi iki gün kustuk. Bir ara otelde çalıştığımı biliyorsun. Jet skileri her gün denize indirirdik. Sonra abi gece olunca da karaya çekerdik. Karaya çektiğimizde de depoda benzin kalmasın diye bütün benzini çekerdik abi. O görevde ben yapıyordum. Hortuma benzin gelince söylüyorlar. Geldi bırak diye. Kanka söylemedikleri bir 10-15 kez oldu. Yuttuk bütün benzini. Kanka işte bizim Erkan abi vardı küçükken babamın şirkette. Öyle bir kere benzin transferi sırasında bir yutmuş, bir yarım litre yutmuş. 2 hafta sigara içemedi adam korkudan. Su versene. Araba tutmasını diyebilir ama abi. Ha? Araba tutmasını. Ya benzin içerim o zaman. Beni araba tutuyor çünkü. Ben mazot içiyorum abi. Mazot geçiriyor abi, ben oldu yani. Bir çay kaşığı mazot içiyorsun abi. Arabada midem bulanmıyor, ben yaptım. Ben yanlışlıkla bir bardak içtim. Oha. Arabaya binmeden bulanır abi o zaman. Yok abi, sıkıntı olmuyor. Bir çay oğlum kaşığı sıkıntı mazot... olmuyor. Ne demek, 2,5 milyon insan izliyor burada bu videoyu. Bana... Adam içecek mazotlu, orası burası delinecek, sonra diyecek Uras'tan içtim, hadi al sana ATV haber, al sana şov haber. Allah'ım ya, mazot içmiş deli midir, manyak mıdır ya? Neyse, Allah bak, Çin işi üstünde zaten Çin işi yazıyor, görüyor musun? Hadi 3 damla olsun. 1, 2, 3. Hani internetten alışveriş yapıyoruz ya. Evet. Bir şeyin pahalısını almakla ucuzunu almak arasındaki fark her zaman böyle değil ama bunu da çok net gördüğüm için. 1, 2, 3. Çok fark. Şöyle karıştırayım. Boyamadı bile. Evet. Bardağı yıkamasında şey olur ya. Al işte. Bu ne ya? Yani acayip bir fark yok mu? İnanılmaz. Bunu bir Amerika'dan bir deney seti gelmişti, ondan çıktı. Bu da Çin'den geldi. Bunu da size şey yapayım. Kamerada bildiğim beyaz görüyoruz zaten. Evet evet, aynen. Ha bir dakika. Deha. Pipet deha. Şimdi yeni bir arkadaşlar şey var. Çok güzel panoramik hile. Tuvalette yapmıştık ya. Evet. Kanka. Onun Mortal Kombat versiyonu. Mortal Kombat versiyonu abi, işte adamla beynimiz aynı çalışıyor. Tam Gora diyecektim. Eskiler ya, yani yeniler Gora'yı Cem Yılmaz'ın filmi zanneder. Ya da sandviç. Gora. Gora'ydı değil mi lan herifin adı? Mortal Kombat'taki yani. Dört kollu Gora değil miydi? Goro. Goro'ymuş onun adı. Mortal Kombat'taki Goro. Evet. Böyle kanka iki eliyle alttan tutuyordu, iki eliyle üstten tutuyordu, böyle adamı belinden kopartıyordu. Evet. Gerçek biliyorsun Goro. Tabii canım. Goro gerçek. Filmini çektiler. Tabii de filmini çektiler yani, gördüm ben. Ben de gördüm. Yani, o yüzden gerçek olduğunu biliyoruz böyle şeyler. Şimdi Goro yapacaksın Seko beni. Olur. Hadi. Seko ne yapıyorduk? Önce böyle mi çekeceğiz? Evet. Ya da böyle. Önce en altta, şöyle ortada, sonra yukarıda. Altı kol olacak. Başladım ben şimdi. Kaldır. Kaldır. Oğlum lan. Bir sıkıntı var, bir daha yapalım. Oğlum yüzümü görmedin mi Serkan? Evet evet, sıkıntı var. Yüzümü görmedin mi? Kaldır. Oğlum lan. Kanka kafadan çıktı kollar. Ya oğlum bu ne bu ya? Bu ne Serkan, bu ne? Şu ne ya? Evet, çok enteresan işler var. Bir daha deneyelim, son. Sonunda. Oldu mu? Tamam olmuş ya, bence güzel. Ha? Bence deha. Burak da böyle yapmış kanka. Böyle bir şey olur mu ya? Evet arkadaşlar, bir deha mızırman videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda her şey oldu. Gerçekten her şey oldu. Mesela Burak mezun oldu. Video başlarken mezun değildi Burak. Videonun sonuna doğru mezun oldu. Ne diyor bu ya? Anlamadım, ensemi üfledi. Abi bu sana bir şey söyleyeceğim de neyse, söylemiyorum. Biz gidelim. Sekum'un ensesini üflemeye başladılar. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.